Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 27. yasama döneminin ve AK Parti iktidarının son bütçesini konuşuyoruz. Şunu söyleyebilirim ki KOP idaresinin yetki alanındaki KOP bölgesinde 5 yılın sonundaki toplam gelişme bir arpa boyu kadar. Konya Ovası projesi hala bitirilemedi. Bağbaşı ve Avşar barajlarını birbirine bağlayacak tünelin inşaatı tamamlanamadı. Barajlardaki suyu Hotamış depolamasına taşıyacak Ahi kanalı suyu kaldırmıyor. Su sanılarak yapılan testlerde her taraftan patlak veriyor. Bölgede su sorunu çözülemedi. Mavi tünel bitirilemeyince Karaman'da da ova suya hasret kaldı. Karadağ sulamasında yol alınamadı. Gödet ve Ayrancı baraj göllerinde kapalı basınçlı sulamaya geçilemedi. Sarıveller Çevlik göleti basınçlı suya dayanamayan niteliksiz altyapısı nedeniyle verimli değil. Göletin suyunun Esentepe ve Uğurlu köyünün sulanamayan topraklarına da ulaştırılması talepleri ise kulak arkası edildi. Bitmeyen yol, tünel ve diğer inşaatlar. 5 yıl niye bitmedi, niye yapılmadı diye sordum. Bu yıl sormayacağım. Çünkü çok kalmadı. 6 ay sonra biz geleceğiz ve bitirilemeyenleri bitireceğiz, yapılamayanları yapacağız. İktidara gelirken yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele edecektiniz. Ne oldu? Pes ettiniz. Şimdi bunun ezikliğiyle kaba kuvvete başvuruyorsunuz, oraya buraya saldırıyorsunuz. Herkese çamur atıyorsunuz, çamur atmaya çalıştıkça da daha fazla çamura bulanıyorsunuz. Hatırlayalım, İçişleri Bakanlığı mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Kim olduğunu açıklamadı, açıklayamadı. Şüphesiz ki bir muhalefet siyasetçisi olsa, bir CHP'li siyasetçi olsa böyle yapmazdı. Kime sorsanız o siyasetçi AK Partili olduğu için açıklayamıyor der. Bu sizi rencide etmiyor mu? Buna sessizliğiniz neden? Geçtiğimiz günlerde MASAK Başkanı başka bir göreve atanarak görevden alındı. Aynı Selefi gibi. AKP iktidarı boyunca 6 MASAK Başkanı ile çalıştı. 7.'si bekleniyor. Bir iktidar Mali Suçları Araştırma Kurulu ile niye bu kadar uğraşır? Bir sebebi olmalı. Bence var. Ya sizce? Var olan mafya siyaset devlet üçgenine dayalı anlayışla ülke yönetilemez. Bu yapıda temir kalınamaz değerli milletvekilleri. Pisliğe dokunmasanız da üzerinize sıçrar, kokusu siner. Bundan kurtuluş yoktur. Özdemir Asaf'ın bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler sözünde anlattığı gibi içinizdeki en temizler en çok kirlenir. Tek kurtuluş bu kirlilikten çıkıp temizlenmek ve uzak durmaktır. AKP vaatlerini yerine getirememenin yani sıra ülkeyi tüm ekonomik verilerde iktidara geldiği 2002'nin gerisine düşürdü. Hangi devlet işi olursa olsun liyakatli ve ehil kişiler eliyle yürütülmelidir. Liyakat ve ehliyet hem bilgi ve birikim yönünden hem de ahlaki yönden oturulan makamın vakarına uygun olmalıdır. Eğer bu nitelik yoksa sonuç böyle hüsran olur. Devletin 2 numaralı koltuğu olan Cumhurbaşkanı yardımcılığını halktan onay almamış bir atanmışa teslim ederseniz, kendi şirketinden yönettiği bakanlığa dezenfektan satana ticareti, ormanlık hazine arazisine otel yapmak isteyen şirketine yönettiği bakanlıktan tahsis onayı verene kültür ve turizmi, her türden ve her neviden suçluya fotoğraf çektirip fotoğrafa yaptırana milletin can ve mal emniyetini, ordusunu karargahına kadar giren FETÖ'den koruyamayıp darbe gecesinde esir düşene milli savunmayı, FETÖ elebaşısını övüp metiye dizene adaleti, Pensilvanya'ya gidip ışıldayan gözlerle FETÖ ile fotoğraf çektirene hazineyi, bir sosyal medya trollüğü heveslisine de sanayi ve teknolojiyi teslim ederek ülke yönetmeye kalkarsanız sonuç böyle olur. Atanmış bakanlar siyasete pek meraklı. Kimisi polisin, jandarmanın, askerin arkasına saklanarak, kimisi bağımlı ve taraflı yargı mekanizmasının sırtını yaslayarak, kimisi de paralı trollerin sosyal medya desteğine güvenerek siyaset yapıyor. Yetkili ama sorumsuz yürütme anlayışını dayatan 16 Nisan 2017 referandumunun getirdiği bu düzenle Türkiye bir arpa boyu yol alamaz. Alamıyor da zaten. Sandık gelecek. Partinizin
Tamamlayın lütfen. Sandık Gelecek, partinizin genel başkan vekilinin zamanında ifade ettiği gibi Harun gelip Karun olmanın hesabını millete vereceksiniz. Şimdiki İçişleri Bakanınızın eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam, Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim deyip de soramadığı hesabı millete vereceksiniz. Muhalefetteyken bakanları rüşvetçilerin eline düştü, AKP hırsızlığa battı, Erdoğan yoldan çıktı deyip sonra da ittifak ortağı olanların soramadıklarının hesabını yine millete ama bu sefer birlikte vereceksiniz. Sizin çarpık yönetim anlayışınıza yapılan muhalefeti siz ne kadar devlete karşı yapılmış gibi göstermeye çalışsınız da devletin asıl sahibi olan millet sizi o çok sevdiğiniz koltuklarınızdan kaldıracak. Görünen köy kılavuz istemez. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.